Hepinize merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Ayşe Hanım'ın kimseyle paylaşamadığı itirafını seslendireceğim. Hep birlikte dinleyelim. Merhabalar. Benim adım Ayşe ve bugün size yapmaktan utanç duyduğum bir şeyi itiraf etmek istiyorum. Yaklaşık 5 yıl önceydi. Bir arkadaşımın sevgilisine aşık oldum ve kıskançlık, öfke nedeniyle yapacaklarımın farkında değildim. Bu yüzden arkadaşımın hayatını mahvettim ve onunla aramızın bozulmasına neden oldum. O zamanlar ben ve arkadaşım Canan üniversite öğrencisiydik ve birlikte çok vakit geçiriyorduk. Bir gün Canan'ın sevgilisi Kerem'le tanıştım ve ona karşı aniden bir çekim hissettim. Kerem de benimle aynı şekilde ilgileniyordu. Ancak benim arkadaşımın sevgilisi olduğu gerçeğini ve onunla birlikte olmanın yanlış olmadığını düşünmedim değil açıkçası. Duygularımı kontrol edemiyordum. Her zaman Kerem'le birlikte olmak istiyordum ve onun da benimle çok olmak istediğini düşünüyordum hep. Çünkü davranışları tam olarak bunu yansıtıyordu. Ara sıra Kerem'le kaçamak olarak bakışıyorduk. Canan'ın yanımızda olmadığı zamanlar Kerem'le beraber yakınlaşıyorduk. Kerem de bu çekimimize karşı koyamıyordu. Ancak Canan'dan bu durumu gizlememiz gerekiyordu. Kerem'le ben birbirimiz olmadan yapamaz hale geldik. Resmen eve gider gitmez Kerem'in ilk yaptığı şey bana yazmak oluyordu. Beraber görüntülü bir şekilde saatlerce konuşuyorduk. Ancak bu şekilde bir adı oluyordu. Bu yüzden aramızda bir ilişki başlattık. Ve arkadaşımın haberi olmadan birkaç ay boyunca gizli bir şekilde görüştük. Bazen ben Kerem'in evine gidiyordum, bazen Kerem bana geliyordu. Canan'ı evine bıraktıktan sonra yanıma uğruyordu. Dışarıda buluşuyorduk, inanılmaz bir tensel çekimimiz vardı. Onsuz yapamıyordum, o da bensiz duramıyordu, hissediyordum bunu. Bunu çok defa da dile getirdi. Birçok defa yakalanma aşamasına gelecek olduysak da bir şekilde bu durumu atlattık. En çok beni korkutansa bir gün akşam yemeğine Kerem'in evine gitmem oldu. Beraber romantik bir yemek yiyip biraz alkol aldık. Daha sonra beraber romantik bir gece yaşadık. Anlayacağınız üzere o gece eve gitmedim. Kerem'de kaldım. Beraber güzel bir sabah geçiririz diye umuyordum ancak sabah kapının çalınmasına uyandık. Ne yapacağımı bilemez haldeydim. Kerem bir anda ayakkabılarımı, çantamı falan dolaba attı. Ben de dolaba girdim. Kerem daha sonra sağa solu biraz toplayıp kapıyı açtı. Gelen kişi Canan'dı. Sabah kahvaltısı için bir şeyler almış ve sürpriz yapmak istemiş. Onlar içeride saatlerce takılıp kahvaltı yaparken ben dolapta bekledim. Benim için eziyetin de ötesiydi. O günden sonra birkaç defa Canan'la buluştuk. Canan bana Kerem'in kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi. Ne diyeceğimi bilemez haldeydim. Bunu nasıl anladığını sordum. Kerem'in evine sabah kahvaltısı için gittiğinde içeriden sesler geldiği halde Kerem'in kapıyı geç açtığını söyledi. O anda ürpermiştim. Bu kişi sonuç olarak bendim ve bunu en yakın arkadaşıma yapıyordum. Gizli de olsa bir şekilde bu ilişkiyi yürütüyordum işte. Ancak artık daha zor bir hale gelmişti. En önemlisi Canan artık bir şeyleri anlamaya başlamıştı. Sonunda gerçek ortaya çıktı. Ve Canan Kerem'le birlikte olduğumu öğrendi. Telefonundaki mesajları görmesi, her şeyi görmesine sebep oldu. İlk başta çok üzüldü, beni asla affetmedi. Haklıydı. Onun yerinde ben olsam çok daha büyük tepkiler verirdim. O ise daha sakin ve olgun davrandı. Ancak şu anlık böyleydi bu durum. Ayrıca arkadaşlığımızın sona ermesine neden oldu doğal olarak. Bu benim için çok büyük bir kayıp oldu. Çünkü en yakın arkadaşımı kaybettim. Canan'la arkadaşlığımı düzeltmek için biraz çabaladım. Bu saatten sonra zaten hiçbir şey eskisi gibi olamazdı. Kerem'le Canan tamamen ayrılınca biz Kerem'le ilişkiye devam ettik. Ama işler bunda da kötüleşti. Canan herkesin önünde beni aşağılamaya ve beni kötülemeye başladı. Benimle aynı sınıfta olan öğrenciler bile onun önderliğinde bana karşı tavır almaya başladılar. Okula gidemeyecek hale gelmiştim. Kendimi çok yalnız hissettim ve hayatımda bir şeylerin yanlış gittiğini düşündüm. Bir şeylerin değil, birçok şeyin aslında. Kerem benim hayatımda birçok yeri almıştı ve onu hayatıma almış olmam yanlıştı. Kısa bir süre sonra Kerem'le ilişkimiz de sona erdi. Onunla birlikte olmaktan mutlu değildim ve benim için sadece bir kaçamak olmuştu.
Bu beni daha da üzdü ve kendime olan saygımı kaybetmeme neden oldu. Onunla küçük bir kaçamak yapayım, heyecan arayayım derken resmen arkadaşımdan olmuştum. Bu da beni ziyadesiyle yıprattı. Yalan yoktu. Benim içimde de Kerem'e karşı heves olsa bile onun da bana boş davranmayışı bizi buralara kadar sürüklemişti. Belki de Kerem bana yüz vermese bunlar olmayacaktı. İkimizin de yeterince suçu vardı. Bu çok can sıkıcı ve üzücü bir durumdu. Yıllar geçtikten sonra yaptığım hatanın ne kadar büyük olduğunu anlamıştım. Canan'ın benimle bir daha asla konuşmayacağına dair kararı hala geçerliydi. Ve bu kararında da oldukça haklıydı. Benim için çok zor oldu. Çünkü onunla arkadaşlığımızın yeniden başlamasını istiyordum. Olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala beni affetmedi. Bir şeyleri düzeltmek adına çok çabaladım ancak olmadı. Canan'ın beni affetmesini bekledim. Bu ise olmadı. Bu olayın ardından kıskançlık ve öfke gibi duyguların insanların hayatını ne kadar çok etkileyebileceğini anladım. Bu tür duyguların kontrolden çıktığında insanların hayatını mahvedebileceğini gördüm. Aynı zamanda başka insanların hayatlarında nasıl bir etki yarattığımı da fark ettim. Ve kendimden utandım. Şimdi olaydan sonra yaşadıklarımdan ders aldım ve insanların hayatına olumlu bir etki yaratmak için daha dikkatli davranmaya çalışıyorum. Kıskançlık ve öfke duygularının kontrol altında tutulması gerektiğine inanıyorum. Ve bu tür duyguların benim veya başka insanların hayatını mahvetmesine izin vermemeye çalışıyorum. Çünkü zaten başıma gelen bu olaylar bana yeterince ders olmuştu. Ayrıca geçmişte yaptığım hatalar için de kendimi affetmeye çalışıyorum. Herkesin yaptığı hatalar vardır ve ben de bir insanım. Ve bir insandan beklenebilecek hataları yaptım. Ancak bu hatalardan ders çıkarmak ve gelecekte daha iyi bir insan olmak için çabalamak benim elimde. Bunun için elimden geleni yapıyorum. Yine de geçmişte yaptığım hatalar beni hala rahatsız ediyor. Özellikle eski arkadaşımın beni affetmemesi beni çok üzüyor. Onunla tekrar arkadaş olmak istiyorum. Ama sanırım onun beni affetmesi için daha fazla zamana ihtiyacı var. Bazen ona mesajlar atıyorum ara ara. O ise geri dönüş yapmamakta hala ısrarcı. Onu da anlıyorum. Dediğim gibi ben olsam belki daha büyük tepkiler gösterirdim. Ona resmen büyük bir acı bıraktım. Bu gerçekten affedilir değil. Gelecekte daha da iyi bir insan olmaya devam etmek istiyorum. Artık Kerem aklıma bile gelmiyor. Zaten o da piyasadan silinmiş gibi. İlk ayrıldığımız zaman bana bir süre yazıp düzelebileceğimizi falan söylese de bunu başaramadık. Olmadı yani, bilmiyorum, içime sinmedi. Okuldakiler de benimle uzun bir süre uğraştılar. Bana bir muamelesi yaptılar. Onların dilinden kurtulmak hiç kolay olmadı. Belli bir süre sonra onlar da benimle uğraşmaktan sıkıldı artık. Hiç arkadaşım yok. Sınıftakiler mecbur olmadıkça benimle konuşmuyorlardı. Bu da beni çok üzüyordu. Ben bu yaşadıklarımdan çok fazla ders çıkardım. Siz siz olun. Asla yakın arkadaşınıza yanlış yapmayın. Herkes gider, arkadaşınız kalır. Bende de herkes gitti ama arkadaşım kalmadı. Çünkü ben onu sırtından vurdum. Gerçekten çok kötü bir insanım. Ama iyi olmak için de çok çabalıyorum. Ben de mutlu olmak istiyorum artık. Sizce Canan beni affeder mi? İleri zamanda siniri hafifler mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, dinleyicilerimizden Ayşe Hanım'ın itirafını seslendirdim bugün sizlere. Kendisi çok yanlış bir ilişkiye düşmüş. Çok yakın, canı ciğeri olan arkadaşının sevgilisiyle beraber olmuş. Bunu neden arkadaşıyla sevgilisi ayrılmadan yapmamış? Ben de kendisine onu sormak istiyorum buradan. Aklın kaymış olabilir, onun da sana ilgisi olabilir. O zaman arkadaşınla olan ilişkini kesseydin ya da ne bileyim sevgilisi arkadaşından ayrılsaydı, bir şekilde farklı bir şekilde deneseydin. Yani neden onunla beraberken böyle bir ilişki içine girdin? Ben de sana bunu sorayım buradan. Ama tabii dediğin gibi sen bu hatadan çok büyük bir ders çıkarmışsın. Umarım bundan sonrası senin için iyi olur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin söyleyeceklerinizi ben de merak ediyorum. Sizin de Ayşe Hanım gibi kimseyle paylaşamadığınız itiraflarınız, yaşanmışlıklarınız varsa ben buradayım. Lütfen benimle iletişime geçin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.